Doyurucu, mutlu edici, sabrı veren, hoşgörüyü öğreten, insanları tanıtan bir sanat. Batı'da ebru, Türk kağıdı ya da mermer kağıdı olarak adlandırılıyor. Ebru sanatı 2014'te UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girdi. Evrende görebildiğiniz tüm objeleri teknenin içerisinde de yapabilirsiniz. Çok yönlü bir öğretici aslında ebru. Ustasının renklerle ve desenlerle iç dünyasını suya resmettiği eşsiz sanat Ebru, asırlardır kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak süre geliyor. Yavaş yavaş unutulmaya yüz tutsa da ona gönül verenler sayesinde bugün hala dimdik ayakta. Ebru'da müdahale ettiğini zannedersin değildir. Fırçadan düşen senden ötedir. Tektir. Damladan dünyaya gelir. Hiçbir şeyin yaratıldığı an itibariyle ikincisi yoktur zaten bir ebru değildir bu. Bunu öğrenmek, bunu keşfetmek gerekiyor. Suyun 8 saniyelik dilim içerisinde kişinin kendisini okuması. Eğer sinirli, eğer üzgünsen atmazsan o halini sana gül yüzünü göstermiyor tekne. Antalya'da yaşayan Mukadder Kavas, az sayıdaki ebru sanatçılarından biri. Konya'da dekoratif el sanatları öğretmenliği yaparken Ebru sanatıyla tanıştı. O gün akşam aşık oldum dediği Ebru'ya başladı ve renklerle su üzerinde var edilen anlam dünyasında 30 yılı tamamladı. Sanatların en özeli dediği Ebru'yu sihirli alem olarak tanımlıyor. Ebru'da kullanılan malzemeler çok özel. Hala eskiye bağlı olarak çalışıyorum. Toprak boyayla çalışıyorum, yosun kullanıyorum suyumda. Fırçalarım hala gül dalından, at kuyruğundan. Hala gelenekçiyim ama desenlerimle yenilikçiyim. Ebru, kağıttan sonra her türlü malzemeyi de beziyor. Kavas, yaptığı eserlerine giderek daha özel anlamları da aktarmış. Ayrılıklar, hasretler kavuşmalar, yeniden başlangıçlar bunlardan bazıları. Çömleğe yapıyoruz, fayans, seramiğe, ahşabın üzerine yapıyoruz, kağıda, kumaşa. Aklınıza ne gelebilirse yeter ki emici gücü yüksek, doğal bir şey olsun elimizdeki malzeme. O kadar çok alanı var ki hani ben öğrendim bitti diye bir şey yok. Çok sayıda sergi açan Kavas atölyesinde miniklerden yetişkinlere birçok kişiye bu eşsiz sanatı öğretiyor. Ebeveynlerden de çocuklarını mutlaka sanatla buluşturmalarını istiyor. Büyükler kendileri karar verebiliyor ama çocuklarımızı da ebeveynler yönlendirebilmeli. Her şeye ama sanatın her türüne